esnemiyor. Böyle yürümek zorunda. Bir kere onu koymak lazım. Bir ikincisi bu şöyle bir şey ortaya çıkar tabii Erdoğan açısından. Şimdi bu kararı aldı diye Erdoğan eli rahatlamıyor. Yani eli rahatladı, öne açıldı, buradan bir sorun yarattı da kendine bir hareket alanı bulduğu anlamına da gelmiyor ama şöyle bir noktaya çekmiş oldu karar. Bugüne kadar altılı masadaki aday tartışması kazanacak aday kim olur? En çok oyu kim alır? Üzerine kurulu bir tartışmaydı. Nedeni de belliydi. Çünkü geçmiş seçimlerden biliniyor ki ve devlet mekanizmasının tamamını eline tuttuğu için AKP hile, çalma, işte bir takım başka türlü manipülasyonlar olabileceği için kazanacak aday tartışması şöyle içeriği doluyordu. En fazla oyu alacak, böylece en fazla şekilde farkı açacak bir aday. Bugüne bu tartışma kadar, şimdi kesilmiş. Kesilmiyor da bence şöyle bir şeye sıçrıyor. En azından neredeyse zayıflamış oluyor. Bu içerikten çıkmış görünüyor. Bunu biraz birkaç cümleyle açmaya çalışacağım. Bir, aslında kazanacak aday tarifi en çok oyu alıp da rahatlayıp herkes rahatlayacak adaydan çıkıp bir şekilde iktidarın iktidar sonrası nasıl bir yapılanmaya gidileceğine dair de bir işaret veriyor. Aslında oraya doğru bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi aday tartışması, altı masanın aday meselesi artık altı muhalefetin meselesi olmaktan da çıkıp Erdoğan'ın meselesi haline gelmiş durumda. Yani Erdoğan da şöyle değil, kim çıkarsa çıksın değil de altılı masadan çıkacak her adaya göre farklı bir strateji uygulamak zorunda. Bunu devreye sokamamanın sıkıntısını yaşıyor. Evet, İmamoğlu oldu mu başka türlü bir şey olacaktı ya da işte Mansur Yavaş oldu mu yani fark etmiyor. Evet. Kılıçdaroğlu mu başka bir şey. Artık rakibini düşünüyor. Görmek istiyor. Görmek istediği tek şey de bu. Elindeki araçtan hangilerini, hangi kurşunları atacağını bilmek istiyor. Belki kime? Bu yüzden de altılı masa bu konuyu çok oyalamakla birazcık değil, epeyce eleştiriliyor. Yani bizler de eleştirdik. Buna yarıyor mu diye. Buna yarıyor evet, mu? Buna yarıyor ama başka bir şeye yaramıyor. Bu sefer de altılı masa ortak program, halkın hani hep söylüyoruz hani onu en azından belli bir kesimde harekete geçirecek, onlara dokunan bir söylem ve program çıkartamayacağı için de bence bunu böyle kurulmadı çünkü. Bu sefer her gecikme hem Erdoğan'a bir hamle şansı tanıyor, hem altılı masada İmamoğlu kararında gördüğümüz gibi Erdoğan elindeki güçle mesela İmamoğlu'na bu şeyi bir kere yapıştırmış oldu bu davayı. Hani aday olsa bir türlü, olmasa bir türlü. Bu sefer başka adaylara da mesela HDP konusunda adımlar atıyor. Yani Erdoğan'da durmuyor. Hani geciktirmeniz de şeye yaramıyor. Ben bunu şöyle görüyorum. Böyle karmaşık anlattım ama şöyle görüyorum. Bir kere bu rejimin değiştikten sonra ortaya çıkacak yeni rejim bir kurucu rejim olacak belli ki. Yani bir kurucu süreç olacak. Altılı Masa'da zaten kurucu sürecin aktörü olma niyetiyle bir araya geldiğini ilan etti. O yüzden aslında anayasa gibi tartışmaları öne almıştı. Hatta ilk çıktığı metin de 1921 anayasasına kadar giden bir şey vardı ki bu bize şunu gösteriyordu. Altılı Masa'nın esasını devletin, hukukun, siyasetin, işte ekonominin yeniden kurulduğu, inşa edildiği bir süreç olacağı. Buna doğru geliyoruz. Dolayısıyla adayın kim olacağıyla bu kuruluş yeniden inşa sürecinin hangi güçlerle nasıl yürütüleceği aynı anlama gelmiş oluyor. Yani aday kim olacaksa aslında sonraki süreçte de biraz izlenecek siyasetin daha doğrusu hangi kadroların, hangi ortakların nasıl bir yapılanmayla yürüteceğini gösterecek bir şeye döndü. Bu da aday tartışmasını ciddi bir şeye çekiyor. Mesela İYİ Parti'nin örneğin şöyle bir şey söylemek lazım. Bütün altılı masanın temel ekonomik şeyine de baktığım zaman, siyasi metinlerine de baktığım zaman 2015 öncesine bir revizyonu öngörüyor. Yani 2015'te kurulmuş rejimi aşmayı öngörüyor. 2015'teki rejimin temel ayağında biraz önce söyledim, Kürt siyasetin ezilmesine dönük. Onun üzerine inşa edildi. Şimdi öncesinde Kürt siyasetinin statüsü de çok farklı değildi. Dolayısıyla bu dönüş yani bu rejimden kurtuluşta hangi güçlerle yeniden inşaya gireceğiniz önemli bir sorun haline geliyor. Bence İYİ Parti'nin hamlesi şöyle bir şey yani İYİ Parti'nin hamlesiyle yani Ekrem İmamoğlu üzerinden hamlesiyle Kılıçdaroğlu arasındaki fark oy farkı değil sadece.
İşte bu yeni devlet mimarisi oluşurken onu oluşturacak partnerler, ortaklar, devlet AŞ'de, hani öyle söyleyeyim kendi tabirimle, AŞ'de hisse payı kimlere dağıtılacağıyla da ilgili bir sorun. Kılıçdaroğlu'na baktığım zaman Kılıçdaroğlu gücü, yani hala gücü şuradan geliyor. Hem altılı masayı tutmasından, hem altılı masa dışındaki emek özgürlük ittifakı üzerinde de bir güven yaratmasından açıkçası. Hem çok önemli bir anahtar parti olarak HDP, gördüğümüz kadarıyla HDP cephesinde de bir destek sağlamasına geliyor. Yani bütün bunları bir arada tuttuğu müddetçe Kılıçdaroğlu güçlü oluyor. Bunlardan birini kaybettiği zaman bir sıkıntı yaşıyor.